Jon Snow'un osura osura uyuduğu saatlere mi girdik şu an? Evet. Bir de Ahmet Bey, ben bu arada siz ilk Twitter açtım da sizin şey Twitter'ınız kapatılmıştı. Ha, onu da belirteyim. Hatta ben size Ha. bir konuyu soracaktım. Oradan biliyorum. Girdiğimde siz o yayından sonra bir iki gün sonra sizin şey kapatılmıştı. Twitter'ınız kapatılmıştı diye hatırlıyorum. Kapatıldı mı, ben mi kapattım hatırlamıyorum ama evet, bir FETÖ'cüyle küfürleştik. Ondan sonra spamletip hesabımı kapattı FETÖ'cüler. Evet, yani o yüzden yalan söylemem yani. Ben o kadar sıkı takip ediyorum hatta. Harikasınız gerçekten. Estağfurullah. Ya ben şimdi konumuza dönelim, şimdi muhabbetler bunlar üzerinden sürdü Evet, ya. FETÖ'cüleri Peki bir kenara koyalım. yok, FETÖ'cüler apayrı da apayrı bir yere koyalım onları. Şimdi şey diyeceğim ben, İmamoğlu'nun değişim anketiyle alakalı, yani ben bugün formu doldurdum ve yazıyı okudum. Daha vahim tarafı, Barış arkadaşın bir söylemi vardı. Cahre'in, gördün mü onu acaba? Of. Şey, daha Ya fare doğurdu gerçekten mu? ben dayanamadım. Yani Barış Abi ben arkadaşla da gerçekten sohbetim, diyaloğum vardı ama. Barış ya arkadaş az önce burada da vardı. Yani yüzüne de söylerim, hiç çekinmem. Barış ya arkadaş, Levent Özeren gibi insanlar. Yani isimlerini duyduğum anda titremeye başlıyorum gerçekten. Yani ben pek yakıştıramadım açıkçası. Daha fare doğurdu gibi bir söylemde bulundu burada. Benzetmesi Ekrem İmamoğlu içindi. Ve Ekrem İmamoğlu'nu işte genel başkanlığa adaysa lafı hiç dolandırmadan çıkıp ben adayım demeli. Değilse de bunu deklare etmeli dedi. Daha vahim tarafı, Ekrem İmamoğlu'nu hem seçim öncesi yaşanan olaylarla hem de seçimden sonraki süreçte sorumlu olduğunu iddia etti. Ve ben bunun ciddi bir sorumluluk olduğunu, Ekrem İmamoğlu'nun bir payı varsa bunun çok düşük olduğunu düşünen insanlardan birisiyim. Ancak ben parti kanadına baktığım zaman genelde parti kanadı ciddi anlamda ilk söylenen sözlerden bir tanesi hatta şuydu: belediyeleri yönetme şeklimizden dolayı biz bu seçimi kaybettik. Bunu Yeni tek yalanları söylende bu de. muymuş? Çok çok Yani ayıp gerçekten ya. çok Bak şimdi rezil. bak. Bu ülkede Ekrem İmamoğlu'ndan benden daha çok nefret edecek insan bulmak zor olur. Birkaç tane bulursunuz belki. Ben hakikaten nefret ediyorum İmamoğlu'ndan. Fakat seçim sürecinde o propaganda sürecinde İmamoğlu elinden geleni yaptı. Bu çok açık ve net bir şekilde belli. Üstüne üstlük Muharrem İnce seçim gecesi neredeydi diyenler bunu nasıl hala tartışmıyorlar ya da göremiyorlar bilmiyorum ama birinci turun seçim gecesinde biz Kılıçdaroğlu'ndan çok İmamoğlu Mansur Yavaş duosunu gördük. Ya bu çok ilginç bir süreçti. Gece 3'e kadar uyumadık Ahmet abi. Evet yani bu çok ilginç bir süreçti ve ben dakikalarını tam karşılaştıramadım ama emin olmamakla beraber 2018 seçimlerinde Muharrem İnce'nin daha çok Kılıçdaroğlu'ndan daha çok açıklama yaptığını hatırlıyorum. Kılıçdaroğlu yanılmıyorsam iki kere çıktı. Bir tanesinde de diğer partilerin başkanlarıyla birlikte çıktı. Yüzler son derece asık. Henüz yurt dışı oyları tam olarak sayılmamıştı. Hani sandıklara sahip çıkın, yurt dışı oylarına sahip çıkın bile diyemedi. Bir şeyler geveleyip gitti. Yani o gece benim hatırımda kalan daha çok İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Yani şimdi kalkıp da bu seçimin hezimetini İmamoğlu'na, Mansur Yavaş'a falan yüklemeye kalkmasınlar ki buna hezimet de demiyorlar, başarı diyorlar. Önce bir, ya o kadar salaklar ve o kadar iş bilmezler ki aslında. Yani önce bir diskuru belirle kardeşim. Bu bir şey mi, hezimet mi yoksa bu bir başarı mı? Önce bir onu söyle. Hani ortada bir başarı varsa o zaman niye suçlu arıyorsun? Ortada bir suçlu varsa o zaman nasıl başarı oluyor? Demek ki bu bir hezimet. Yani daha nasıl adlandıracaklarını bilmiyorlar durumu. Ve yani bunlar o kadar iş bilmezler ki ben birkaç yayın önce de söylemiştim Serkan. Senin birinci turda değil mi? Dört tane olasılığa karşı metninin hazır olması lazım. Kardeşim sen bir iddiayla geliyorsun. Birinci olasılık kazandın. Ne diyeceğinin hazır olması lazım. İkinci olasılık kazanmadın, ikinci tura kaldı ama öndesin. Önde bitirdin, değil mi? Üçüncü olasılık.
Kazanmadın, ikinci tura kaldın ama geridesin AKP'den. Ve dördüncü olasılık, kaybettin, birinci turda AKP kazandı. Ya da Erdoğan, her neyse. Yani senin bu dört olasılığa karşı metin yazmamışsın. Bana geliyorsun diyorsun ki ben ülkeyi yöneteceğim. Ya kusura bakma, kreş yönetemez bunlar. Bunlar eşektir yani. İlk açıklamaları da falsoydu. İlk de şey dedi mesela. Ya. Zaten ilk açıklamayı söyle işte. Vol yani şey, diyor ki o seçim kaybedildikten sonra. Hayır, o diyorum zaten. Ben birinci turu söylüyorum. Evet, birinci turda seçim, evet. Kaybedilme, yani kaybedilme değil aslında Cahre ya. Kaybedilme değil. Bu bile yanlış bir tabir. Aslında ne olması lazım biliyor musun? Abicim, ikinci tura kalma ihtimalinde, bak biz bunu John'la tartıştık, o yayında yoktun sen. İkinci tur öncesinde hatta tahminlerimizi de söyledik. Ben dedim ki %52 AK Parti kazanır, John %52 muhalefet kazanır dedi. Benim ben ben söyledim, benim dediğim doğru çıktı, keşke yanılıyor olsaydım. Ancak ben şunu söyledim John'a o gün. Dedim ki oradaki sıkıntı şöyle bir şey oldu. Kemal Kılıçdaroğlu gelip yaptığı konuşmada daha muhalif seçmene, bakın arkadaşlar, bu seçim ikinci tura kaldı. Biz ikinci turda bu seçimi kazanabiliriz. Bu seçim ama ne oldu abi? Konuşmaya baktığın zaman Erdoğan bir tarafta işte şarkı söylerken diğer tarafta Kılıçdaroğlu 30 saniyelik bir konuşma yaptı ve muhalefette yenilgi havası aldı. Ya yenilgi havası yerine çıkıp düzgün bir konuşmayla, tabii çıkıp şarkı söylesin demiyorum, çıkıp kutlamalar ya yapsın demiyorum. Şöyle Serkan, bak yani bak sana bir şey diyeyim mi? Düzgün bir oluşumun, diyorlar biz 100 yıllık partiyiz, şöyle kurumsalız, böyle bilmem, düzgün bir oluşumun orada 4 olasılığa hazır bir metin tutmayı bırak. 4 olasılığa karşın dakika 1, değil mi? Ground zero, minute zero diye bir şey vardır kardeşim. Marketingde bunlar vardır. Siyasetin büyük bir çoğunluğu da marketingdir. Sen şimdi ground zero, minute zero ne yapacaksın abi? Olay oldu. Bir CTA, call to action. Ne diyeceksin sana oy verenlere? Nasıl bir action'a çağıracaksın? Şunu yapın mı diyeceksin? Bunu yapın mı diyeceksin? Nasıl bir umut vereceksin? Şimdi 4 tane opsiyon var karşında ve bu 4 opsiyona karşı bırak grand bir kampanya hazırlığının hazır ve nazır olmasını bir kenara koy. Herifler metin yazmamışlar. Metin. Metin yazmamışlar. Ya böylesine iş bilmez, böylesine hiçbir şeye hazır olmayan bir oluşum kalkacak, ülke yönetecek. Ya bırak kardeşim ya. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz de bu halka bir de kalkıyorsunuz, histerik sanrılarınızı dağıtmaya çalışıyorsunuz. Kalkmış diyor ki işte Osman Kavala niye hapiste? Ya kusura bakmayın, bak bu kadar insan dinliyor. Çok da sikimde gerçekten niye hapiste oldu. Yani bu söylemin, bu sorunun gerçekten halkta bir karşılığı olmadığını hala anlayamamış olmalarını ben anlamıyorum arkadaş. Demek ki bunların bu ülkeyi yönetme, bu ülkeyi düzeltme, bu ülkeyi düzde çıkartma gibi bir amacı ve hedefi yok. Ya olsaydı bu yönde çalışırlardı. Belli ki çalışmıyorlar kardeşim. O halde bizim seçmen olarak ne yapmamız lazım? Bunları bir opsiyon olarak görmeyi bırakmamız lazım. Bunlar bir opsiyon değil kardeşim. Bu kadar. Ya ben kesinlikle katılıyorum. İlk açıklama zaten fiyaskoydu ama ikinci seçimden sonraki açıklamanın ilki zaten fiyaskoydu. Ben onu söylemek istedim. Şey dedi, gemiyi karaya sağlam götürmemiz lazım. O zaman gemi kırılmış. Gemide bir hasar varsa sen nasıl kazandık diyorsun. İnsanları daha nasıl çıldırtıyorsun böyle. Niye bunu yapıyorsun yani?